Zaten. Böyle bir ya yani bu e, uygulama o insanın münafık yapacaktır Kesinlikle. başka bir şey değil. Yine hocam mesela bakın. E, Kur'an-ı Kerim'de içkinin e, yasak edildiği çok açık ayetlerde Hı. ve hiç bunu yani e, tevil etmeye falan da gerek yok. yokken yani işte orada kastedilen şey şarapmış, şuymuş falan. Ya yani bunlar çok e, temelsiz şeyler. Bu çok net. <laughs> e, ama mesela dikkat ederseniz içki içene uygulanacak herhangi bir ceza yok. Ya çünkü bakın Allah aslında dedim ya bu şekilde yani yanlışın ne olduğunu ve doğrunun ne olduğunu göstererek ve yanlışı yaptığı zaman ne gibi sonuçlarla karşılaşacağını doğruya doğruya yöneldiği zaman da e, ne gibi mükafatlarla karşılaşacağını çok net ortaya koyuyor evet. aslında. E, dolayısıyla bir insan eğer ki içki iç içmekte ısrar ediyorsa bu insana dünyevi olarak yapılabilecek bir şey yok. Bu insan hesabını Allah'a verecek. Tabii ki. Bununla beraber hani işte bu sarhoşken ne dedi bilinceye kadar namaza yaklaşım meselesinden de evet. oradan da çıkartılabilecek bir şey var. Yani belki bir insan nefsine yenik düştüğü için bir günaha girerek Tabii içki içiyor olabilir. Bu onu namaz kılmaktan Bu onu namaz mi? kılmaktan alıkoymaması lazım. Ama hocam bakın işte e, böyle kitaplarda geçen yaygın rivayetler var. Yani bir kısmı belki kitabı sitede bile geçmiyor ama işte mesela şarap içildiği zaman bunun 40 gün vücuttan çıkmaması gibi garip bir iddia. Yani hani bir temele de yok böyle bir iddia hmm. ama 40 gün o insanın ibadet edemeyeceğini hükmediyor mesela fıkıh kitapları. İlmal yani Şimdi mesela şey. bakın ee, Kur'an diyor ki ne dediniz bilecek hale geldiğiniz zaman sarhoşluk haliniz geçtiğiniz zaman namazınız kalabilirsiniz. Bir sarhoşluk haliniz geç, yani ayıldığınız zaman demiyor hocam. Yani i̇lla iyice ayılın da öyle kılın <laughs> demiyor. Ne dediğinizi bilecek, bilecek hale, hale geldi. o kadar evet. o kadar. Yeter. Yani kendindesin, kendindesin yani orada mi? sen ibadet edebilecek bir haldesin. Bir haldesin evet. Şimdi bakın aslında diyorum ki bakın Allah'ın o kadar incelikleri var ki e, yakalandığı zaman. Şimdi bir insan nefsine yenilip içki içiyor. Ama içki içtiği zaman namaz kılamayacağını bilirse bir insan e, içkiyi bırakıp namaza yönelmeyecek. Namazı bırakacak ve içkiye yönelicek. Çünkü zaten o adam nefsine yenildiği için de içkisini içiyor. Ama eğer ki namaz gerçekten özümsenerek ee, isterleştirerek yapılırsa insanları kötülükten alıkoyan bir ibadetse o zaman zaten aşama aşama da olsa o günahtan yüz çevirecek zaman içerisinde ama ne yapıyorsunuz siz bu şekilde yaparak o insanı o bataklığın içerisinde bırakıyorsunuz hapsediyorsunuz yani Allah diyorum ya yani yarattığını en iyi bilen işin inceliklerini en iyi şekilde ortaya koyan olduğuna göre yani biz Allah'ın dediğiyle hareket ettiğimiz zaman hakikate ulaşabileceğiz yani. ama Allah'ın dediğini bir kenara bırakıp rivayetlere yöneldiğimiz zaman işte bu tip manzaralar karşılıyor. Bakın rivayetlerde var işte. <laughs> yani, Buyurun hocam. E, var. Burada mesela içki içenin dördüncü sefere kadar kamçılarak dövülmesi kamçılanarak dövülmesi buna rağmen içmekte ısrar ederse de öldürülmesi. Yani Gerçekten. Şimdi bakın müdesir suresi 54-55 Burada bir ayetten de alıntı yapmışım hocam. Ee, Gerçekten de Bu Kur'an elbette bir öğüttür Dileyen onu düşünür Öğüt alır Şimdi Allah acaba daha açık nasıl ifade edebilirdi Yani hükümlerini indiriyor Bir öğüttür diyor size bu Doğruya ulaştıran bir rehberdir Diliyorsanız Dileyen bundan öğüt alır Dilemeyen de Hesabını verir geldiği zaman. Vakti geldi hesabını verir. Hocam bir de ayr ayrıca şu da var. Şimdi e, ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın diyor. Demek ki namazı kılmanız için ne dediğinizi, ne dediğinizi bilmeniz, bilmeniz gerekir. Tabii. Evet o zaten yani, müthiş bir şey. E, dolayısıyla siz içkiliyseniz ne dediğinizi bildiğiniz zaman namaz kılacaksınız. Orada ne diyeceksiniz? Allah'ın ayetlerini okuyacaksınız. Siz Allah'ın ayetleri sizi zaten tedavi edecek, terapi Kesinlikle. olacak. O siz onu anlayacaksınız çünkü anlamanız gerekiyor. Yani dolayısıyla bütün bunların üstünü örtmüşüz. Biz bir ritüeller dini bugün aynı bahsettiğiniz gibi Hristiyanlıktaki gibi bir ritüeller dini ya da işte başka uygulamalardaki gibi ortaya çıkarmışız. Ondan sonra da niye bu haldeyiz diye dövünüp evet, duruyoruz maalesef, maalesef.